Türk Haber ekranlarından mutlu günler. Spor Saati programıyla karşınızdayız. Yeni bölümümüzde, yeni gündemimizde bu konuları sevgili Can Bulut'la konuşacağız. Can hoş geldin, nasılsın? Teşekkür ediyorum Emre. İyiyim. Bu soğuk günlerde içimizi ısıtacak tek şey, ısıtan tek şey sanırım spor, futbol. Evet. Bunları konuşacağız bugün. Gündemimiz yoğun olmasa da gayet derin yeterli. Derin, evet. Yoğun değil ama derin diyebiliriz. Evet, milli takımı daha çok konuşacağız. Yarın biliyorsunuz ki yani 18 Kasım'da Almanya ile özel bir maçımız var. Almanya'da olacak. Euro 2024 finallerinin provasını yapacağız. Ama öncesinde yani milli konulara girmeden önce yine milli bir konu var aslında. Nuri Şahin'in, Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in açıklamaları var. İsrailli futbolcuların yaptığı hareket sonucunda neden bir harekette bulundu bu futbolcular? Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. Dedi ki İsrail ile Gazze olaylarından dolayı bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak maç öncesinde. Bir dakikalık. Ama İsrailli futbolcular Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kararını tanımak istemedi. Ve biz bu saygı duruşunda bulunmayacağız. Hatta o anlarda statta bile bulunmak istemiyoruz dedi Antalyaspor'un İsrailli iki futbolcusu. Yani bu konuda sen ne dersin Nuri Şahin'in açıklamalarından önce? Ya Nuri Şahin bu Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı aldığında İsrail'in Filistin'e saldırıları başladığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu bir karar aldı. Biz maçlara siyah bantla çıkacağız dedi. Evet, o da vardı. İlk hafta, ilk bu saldırıların başlangıcında siyah bantla çıkılacak, bütün takımlar saygı duruşunda bulunacak denildi. Tabii ki yani bu Türkiye Futbol Federasyonu'nu biz eleştirebiliriz birçok konuda ama bu futbolda, Türkiye'de futbolun en üst mecrasıdır Türkiye Futbol Federasyonu. Tabii ki. Bir karar verildiğinde bu karara kulüpler, futbolcular, hakemler, teknik direktörler, taraftarlar uymak zorundadır sevgili Emre. Yani buna uymamak aslında Türk futboluna değil, Türkiye Futbol Federasyonu'na değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir mecrasına çok büyük saygısızlıktır. Resmi bir kurum olduğu için tabii direkt ki ülkeyi ilgilendiren bir konu. Yani ülkeyi ilgilendiren bu siyasi bir olay da olmayabilirdi. Farklı kesinlikle bir karar da verilebilirdi Emre. Hani aynen, konu öyle, sadece doğru. Aslında siyaset konu değil siyasi burada değil, evet. Veya millilik değil ve ülkesi değil. Burada bir karar alındıysa bu karara uyulmak zorundadır. Sen evet, kalkıp da ya iki tane, bir tanesi Ramzi Safuri, bir tanesi Yezekel. Evet. Hatta Beşiktaş karşılaşmasında da yanlış hatırlamıyorsam iki tane gol atmıştı Yezekel. İyi bir futbolcu. Safuri'yi tam nitelendiremiyorum. Çok fazla şans bulamıyor. Ama yani tutup da ben ekmek yediğim bir ülkeden, para kazandığım bir ülkeden ya çıkıp da diyemezsin böyle bir ben saygı duruşunda bulunmayacağım, Türkiye Futbol Federasyonu'nu tanımıyorum diyemezsin. Ha, diyorsan da bunu daha önce de konuştuk, kapı orada, çıkıp gidebilirsin. Kesinlikle barınmaması gerekiyor bu futbolcuların, yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun çatısı altında oynanan bir organizasyonun içinde. Bu ne demek? Antalyaspor demek, Süper Lig demek. Evet. Yani organizasyonların tamamı. Nuri Şahin'in bir açıklamalarını bir izleyelim. Neler demiş bu futbolcular hakkında? Onun ardından bir stüdyoda da değerlendirelim. Antep maçına gelecek olursak, bakın ben hocayım. Aynı zamanda ama bu grubunda liderliğini yapmam lazım. Benim oyuncularım sadece oyuncu değil, insan. Benim oyuncularım ikisi de sağ olsun Antalyaspor'u çok seviyor, Antalya'yı çok seviyor. Ama sonuçta onların da bir ülkesi var, onların da bir inancı var. Herkes bu konuda özgür. Hiçbir zaman oyuncularım ben oynamak istemiyorum demedi. Biz ortak karar aldık. Hem İsrail Federasyonu'nun hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun hem de oyuncularımızla konuşarak. Geçmişe çok bakmaya gerek yok. Bugün neler yaptıkları önemli benim için. Geldikleri günden beri inanılmaz özveriyle çalışıyorlar. Kalitemizi inanılmaz arttırdı ikisi de. Sağ olsunlar. İnşallah milli takımda gidecekler şimdi. İnşallah sakatlanmaz, hiçbiri sakatlanmaz. Geri dönerler. Ondan sonra Rize maçına. Evet, Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in açıklamaları bu yöndeydi Can. Yani dedi ki bunlar Antalya'yı seviyor. Antalyaspor'u seviyor. Yani turistlerimiz de çok seviyor. Yani biz de çok seviyoruz Antalya'yı. Yani bu kuralsız bir şekilde hareket edebileceğini göstermiyor. Yani, bunu diyen de şöyle demek lazım. Aslında bizim milli oyuncumuzdu. Milli formada ter de döktü ama nihayetinde milli duyguları daha az yaşayabilme ihtimali olan gurbetçi bir oyuncumuzdu. Kesinlikle, yani bundan dolayı
İsrailli futbolculara daha yumuşak bir açıdan bakıyor. Şunu söylemek istiyorum senin de dediğin gibi. Herkes seviyor Antalya'yı veya Antalya Spor taraftarı da seviyor. O zaman her seven çıksın, yani maç izlemeye gelen taraftarlar sırf Antalya Spor'a destek veriyor, seviyor diye taşkınlık çıkarsın orada. Taş atsın futbolcuya, kavga çıkarsın, buna göz mü yumulacak? Sırf Antalya Spor'u seviyor diye. Ya da sahaya çıksın, top oynasın. Madem ya, sevmek yetiyorsa, yani o sevmek kulüpte yetmiyor. Oynamaya. Bu, her ülkenin, her federasyonun belirli kuralları vardır. Belirli dinamikleri vardır. Ve medyadan bunu bence medyada konuşan ilk programdık. Bu soruyu Nuri Şahin'e veya bir Antalya Spor kulüp yöneticisine neden sorulmadı diye biz sorduk bu programda. Kesinlikle, kesinlikle. Daha sonra medyada bu olaylar dallanıp budaklandı. Baskıların üzerinden sonra, baskılardan sonra Nuri Şahin çıktı. Böyle bir hafta 10 gün sonra böyle bir açıklama yaptı. Böyle bir açıklama olmaz. Nitekim şöyle bir durum da var. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı bir kulüp, bir organizasyondan bahsediyoruz ama şöyle de bir durum var. Türkiye Futbol Federasyonu da aynı zamanda UEFA'ya bağlı. Yani daha büyük bir çatı da var. Yani onu tanımamak bunu da tanımamak demek oluyor. Kesinlikle ya, şöyle ben empati yapıyorum açıkçası bu iki futbolcuyla alakalı. Bizim iki tane Türk futbolcumuz İsrail'in bir takımında görev yapsaydı. Ya şu an senaryo yazıyorum tamamen. Böyle bir olayda kesinlikle saygı duruşuna çıkacaklarını düşünmüyordum. Ama böyle bir açıklama yapılmazdı. Kesinlikle böyle bir açıklama yapılmazdı. Saygı duruşuna çıkmazlardı. Çıkılmazdı yani bizim iki tane futbolcumuz, Türk futbolcumuz. Ama o ülkede de futbol oynamazlardı. O ülkede o iki Türk futbolcu barındırmazdı. De, evet, barındırmazlardı, gönderirlerdi. Kesinlikle ya, biz neden sahip çıkıyoruz? Bizi ezip geçen, çiğneyen insanlara karşı neden maalesef sahip çıkıyoruz? Maalesef bu hoşgörümüzden de her anlamda, her kulvarda, her şekilde bir yara alıyoruz, bir darbe alıyoruz. Yani bu da bir darbedir benim için, hani darbe almaktır. Yani Antalya Spor'un teknik adamı bu şekilde açıklama yapıyor. Antalya Spor'un başkanı bu duruma sessiz kalıyor. Federasyon şu anda bir herhangi bir atılımı, bir hareketi olmadı. Bunu anlayamıyorum ben de. Federasyon en ufak bir kıpırtıda hemen açıklama yapar. Bir refleks gösterirken böyle bir... açıklamada Nuri Şahin'i de geçtim. Bu iki futbolcuya neden yaptırım uygulamıyor? Evet, kesinlikle. Yani dokunulmazlıkları mı var bu iki futbolcunun? Hani bir... Ki futbol ülkesi de değil. Gelen futbolcular yani futbol ülkesinden gelen bir oyuncu da değil. Bunlar gibi nice oyuncular var. Yani hatta daha ucuz da, daha uygun fiyatlara da transfer edebileceği yani oyuncular var. Yani altyapıda bu iki oyuncu gibi onlarca, eminim Antalya Spor'un onlarca futbolcusu vardır. Ya bırakın gönderin. Yani başka futbolcu mu kalmadı ülkede? Evet, diyelim istersen bu konu daha uzar gider, program boyunca da konuşabiliriz durdurmazsak birbirimizi. Diyelim milli takıma bir girelim. Milli takım yani Türkiye'miz Almanya'ya gidiyor, hatta muhtemelen bugün de gitmişlerdir. Almanya'da 18'inde cumartesi günü Almanya'yla özel bir maç olacak. Bir prova yapılacak, Euro 2024'ün provası yapılacak, ev sahibi ülke Almanya. Muhtemelen de onlar da buna hazırlık, prova gözüyle bakacak. Çünkü yakın bir zaman var. Türkiye'de şu anda iyi giden bir grafik çiziyor Montella ile birlikte. İyi oyuncularımız var. Ve onların da tabii jenerasyon değişikliğiyle birlikte kötü gidişatı yükseltme, grafiği yükseltme peşinde olacaklar. Almanya maçı ile ilgili bizim takımımızı, Almanya'yı değerlendirmek istersen neler dersin? Yani Almanya'yı değerlendireceğiz. Ondan önce ben şuna değinmek istiyorum. Olimpiyat stadında oynanacak karşılaşma. Berlin Olimpiyat stadı yaklaşık 80 binin üzerinde bir kapasiteye sahip. Yanlış bilmiyorsam çok güzel, çok modern, çok büyük bir stat. Bu Berlin Olimpiyat Stadı 1936'da yaz olimpiyatları için inşa edildi. Daha sonra 1974'te FIFA Dünya Kupası'nın finali bu stadyumda oynandı. Yani Batı Almanya ile Hollanda karşılaştı. O sene Batı Almanya şampiyon olmuştu. Bu Almanya daha birleşmemişti o yıllarda. Daha sonra da ikinci kez 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı. Tarihine bakacaksak. 2006 Dünya Kupası'nda da hepimizin çok iyi hatırladığı gibi İtalya ve Fransa karşılaşmıştı. O meşhur Zidane'ın kafasını bütün herkes Materazzi hatırlar. Evet, Materazzi'ye. O sene İtalya şampiyon olmuştu. Tarihi olan iki tane Dünya Kupası şampiyonluğuna ev sahibi yapmış bir stadyum. Çok büyük, çok modern. Berlin'de zaten çok fazla Türk var. Sadece Berlin'de de değil.
Hani birçok Almanya'nın Berlin, Leipzig yakındır zaten. Evet, her Leipzig'de her yerinde, hani sadece Almanya'nın da değil, Polonya'sında, Fransa'sında, İsviçre'sinde stadyumda çok fazla Türk olacak. Bir kesinlikle. Yani Almanların açıkladığı gibi Euro 2024'ün bir provası olacak. Umarım aynı grupta oluruz. Gerçekten olmak istiyorum Almanlarla. Bunu daha önce İngilizler olarak söylemiştim ama İngilizlere umarım finalde karşılaşırız İngilizlerle. Almanya'yla sağlam bir hazırlık maçına çıkacağız. Evet. Diyebilirim. Yani şöyle de denebilir. Hırvatistan bir ilk maçtı Montella için. Evet. Ama bu Almanya maçı da yani sağlam bir sınav vereceği maç diye düşünüyorum Montella'nın. Kesinlikle. Nasıl bir kadro kuracak, nasıl bir taktik uygulayacak Almanya'ya karşı? Neler yapacak, savunmada mı kalacak yoksa hücum eden bir Türkiye mi göreceğiz? Bunu hep birlikte ekranları başımızda izleyeceğiz. Yani tabii ki izleyeceğiz ama şimdi Almanya ciddi bir sınav diyoruz. Ne kadar ciddi sınav olacak göreceğiz. Çünkü son dönemlerde özellikle son iki şampiyonada, birincisi Dünya Kupası, ondan önce Avrupa Şampiyonası'nda bir tanesine gruptan çıkamadı Emre. Hatırlarsın. Yani en son hazırlık maçında Japonya'dan 3 tane 4 tane gol yedi. Çok büyük bir düşüşte Alman futbolu. Yani düştüğü gibi toparlanamaz mı? Tabii ki toparlanabilir. Ya yani bunu sürekli görebiliyoruz Almanya'da. Ya yani defalarca, yanlış bilmiyorsam 4 veya 5 kez Dünya Kupası şampiyonu oldu. Böyle bir ülkeden, futbol ülkesinden bahsediyoruz. Yani şunu da belirtmek istiyorum. Almanya'da neden statlar futbola bu kadar ilgi var? Neden stadyumlar sürekli doluyor? Ya bunun en büyük örnekleri Bavyera'da Münih. Yani adamlar her maç kapalı gişe oynuyor. Dortmund. Evet. Dortmund'un stadı Signal Iduna Park, kale arkası sarı duvar vardır. Normalde UEFA maçlarında, Avrupa maçlarında koltuklar vardır. Kapasiteyi arttırmak için koltuklar lig maçında kaldırılır, kapasite arttırılır. Bu kadar ilgisi olmasının nedeni Almanların futbola, tabii ki de Almanya o kadar sıkıcı bir ülke ki Emre. Yapacak hiçbir şey yok Almanya'da. Yani işkoliklerde. Ya işkolikler, adamlar sabah 5'te çıkıyor, işe gidiyor. İşten çıkıyor, 8 saat çalışıyor. Yani şehirlerde, mezralarda, köylerde yapacak hiçbir şey yok. Adamların doğru düzgün mutfağı bile yok ya. Akşam 5'te her yer kapanıyor zaten. Adamlar da ne yapıyor? Bir eğlenceleri futbol var. Herkes akın ediyor yani stadlara. Evet. Yani bir kültür oluşumuna da sebebiyet vermiş. Yani aynen, negatif bir şey pozitif bir durum ortaya çıkarmış. Yani şöyle, tabii bunu bir endüstriye de çevirmiş durumda, evet. Almanya. Yani altyapılarıyla, yani Türk futbolcularımızdan kim Alman altyapısında oynadıysa, Almanya altyapısında, yani yıldızı parlayıp Avrupa'da, ya tabii Almanya'da olmak da bir avantaj. Diğer ülkelere, diğer büyük kulüplerde oynama açısından. Ve daha sonrasında milli takıma gelecek mi yoksa başka bir ülkeyi mi seçecek tartışmasına giriyoruz her seferinde. Bunlardan da çok örneğimiz var. Az önceki Nuri Şahin gibi, acaba Almanya'yı mı seçecek, Türkiye'yi mi seçecek gibi tartışmalar da yaşandı. Bunun dışında şu an devşirme oyuncu durumları var. Evet. Yani ya bununla alakalı şunu söylemek istiyorum. Almanya'da şu an 4-5 milyon Türk var bildiğim kadarıyla. 70-80 milyonluk bir ülke 4-5 milyonluk bir azınlıktan bu kadar yıldız çıkarabiliyorken, biz de sayısını bilmiyorum, birçok misafirimiz var ülkemizde. Bu misafirlerimizden neden bir tane futbolcu çıkaramıyoruz? Yani o kadar misal, bizim sol bek ihtiyacımız var, sağ bek ihtiyacımız var, forvet ihtiyacımız var. Hani birçok ihtiyacımız varken neden bir tane devşirme oyuncumuz yok bizim? Sorulması gereken önemli sorulardan bir tanesi bu. Yani şeyi hatırlıyorum, Rize Spor'daydı. Ali Adnan vardı, sol bek. Ya bu adam Türkiye'de iyi bir performans gösterdi. Sonra İngiltere'ye 2'ye gitti diye hatırlıyorum. Yani yıllardır çıkarabildiğimiz tek isim. Gerçekten bu federasyon veya yetkililer bunu hiç mi sorgulamıyor bu durumu? Yani veya neden sorgulamıyorlar? Her şeye sahibiz. Evet. Ya bütün spor bakanlığı o kadar çok maddi destekte bulunuyor ki. Stadyumlar kesinlikle, yapıyor. Kesinlikle. Altyapı için birçok antrenman tesisleri yapıyor. Ama yani yanlış mı yapılıyor bazı şeyler acaba? Yani biraz kıyamama durumu olabilir. Bir tesis yapılıyor ve A milli takım. Yani milli değil de A takımlar kullansın. Diğerleri bu çimleri zarar vermesin. Sadece o en tepedeki kulüp, yani A takım kullansın.
deniyor sanırım. Ya da antrenman için ya da tesis kurulumu için kurulması gereken yerlere apartman, rezidans, otel, AVM gibi şeylere gidiyor sanırım. Ya da başka bir şekilde kulüp başkanları ya da diğer tarafta bu işe yönelecek insanlar genellikle sporun içinden değil de ya müteahhit ya inşaatçı gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Yani bu sebepler de sebep oluyor. Ama Almanya'da bu durum hani endüstriye dönüştü evet. dedik ya. Endüstri olduğu için artık burası da bir ticarethane olarak bakılabiliyor. Yani gelir sağlanabiliyor. Gelir sağlandığı için yetiştirdiği futbolcudan da para kazanıyor. Yetiştirirken de kazanıyor. Yani win-win dediğimiz kazan kazan olayı oluşuyor. Ama biz burada bunu uzun vadeye baktığımızda kazan kazan oluyor ya, biz kısa vadede kazanç bekliyoruz, o da olmayınca biz dışarıdan alalım en iyisi oluyor. Dışarıdan alalım ama şimdi Almanya'da biliyorsun sürekli Türk futbolcu parlatıyorlar, yetiştiriyorlar kendi altyapılarında. Daha sonra biz milli takımlar olarak diyoruz ki senin kanın kırmızı akıyor, milliyetçiyiz. Hani burası memleketin, gel biz de oyna. Bundan dolayı Almanya yaklaşık 4-5 sene önce mavi kart diye bir olay, pardon, çifte vatandaşlığı kaldırdı. Dedi ki evet. Çifte vatandaşlara ya Almansın ya da farklı bir ülkenin vatandaşısın, bunu sen seçeceksin. Hani bu yetiştirdiği değerlere sahip çıkabilmek için. Böyle bir evet. şey çıkardı. Tabii ki biz durur muyuz? Biz de mavi kart olayını çıkardık. Mavi kartla şu an milli takımlara tekrar futbolcu alabiliyoruz. Farklı ülkenin vatandaşı da olsa. Ama böyle... 5 yani yılda oturma izni gerekiyor sanırım. Ya da 5 yıl Türkiye kulüplerinde oynama evet. süresi getiriyor. Ama bu Cumhurbaşkanı kararıyla da indirilebiliyor ya da direkt o kaldırılarak evet. alınabiliyor. Ya bunları yapacağımıza dediğimiz gibi birçok yani 80-90 milyonluk bir ülkeyiz. Türküyle farklı etnik unsurlarıyla birçok oyuncu çıkarabilecekken ya bence buna yönelmeliyiz. Ya bakıyoruz dediğim gibi bu iki İsrail futbolcu alacağımıza onlara verilen parayla yatırım yapalım. Yatırım yapalım. Ne bileyim scout lara yönelelim. Evet. Birçok oyuncu çıkarabiliriz. Hiç gerek yok yani. Evet, Almanya maçı sence nasıl biter? Hazırlık maçı, özel bir maç olsa da sence skor ne olur? Ben puan alabileceğimizi düşünüyorum Almanya maçından. Değer kaptanımız yok. Saygıdeğer Hakan Çalhanoğlu yok. Cengiz de yok. Kadrodan çıkarıldı bildiğin hı-hı, gibi. Hı-hı. Çok önemli eksik mi Cengiz? Benim için değildir. Yani o açıklamayı da ben biraz talihsiz buldum. Neden? Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. Dedi ki planlandığı şekilde Cengiz Ünder kadroya alındı. Ama planlandığı şekilde evet. de kadrodan çıkarıldı. Yani 4 gün antrenman yapması için Cengiz Ünder'i niye Riva'ya davet edildi yani? Yani hani takıma alışsın diye mi? Bunun gripal enfeksiyon evet. ve eşinin doğum yapma ihtimalinden dolayı izin veriliyor. Ya insanlar cenazesini daha toprağa gömmeden sahaya çıkıyor. Top peşindeyken yani saha içindeyken ölüm haberi alıp devam ediyor. Tabii ki yani. Ronaldo'yu geçtiğimiz bölümlerde örnek verdin sen mesela. Ronaldo aynı şekilde yani Türk futbolundan örnek vereceksek Bülent Korkmaz kırık kolla yani UEFA finaline çıktı. Evet. Orada oynadı. Rıza Çalınbay keza eli kırık şekilde yırtık kramponla maçlara çıktı. Bunların birçok örneği var. Tolga Zengin evet, çok anne, iyi niyeti daha annesini kaybetti çıktı UEFA maçına çıktı Beşiktaş'la birlikte. Gripal enfeksiyon nedir ya? Ya biz de garibiz evet. şu an program yapmayalım mı Emre? Evet kesinlikle öyle bir durum da var yani. Galler maçına ne diyorsun peki? Almanya'da en az bir puan alırız. Ya Almanya'da bir puanı neden alabiliriz? Ya alabileceğimizi düşünüyorum. Birincisi Almanların tamam disiplinler, panzerler ama çöküşte Alman futbolu. Evet. Birinci nedenim bu. İkincisi, yeni jenerasyon eskisi gibi olmadı. Evet gibi tutmadı yani Almanlar da toparlayacaklar adım kadar mutlaka eminim. Belli bir sistemi, belli bir kültürü olan bir Kesinlikle birinci nedenim bu. İkinci nedenimse orada bir ya Türkiye'de hissi yaşayacak Almanlar. Berlin'de değil de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maça evet. çıkmış bir hava içinde olacaklar. Bunun baskısı olabilir hazırlık maçı olmasına rağmen. Üçüncü nedenim bizi Euro 2008'de unutamadılar. Unutamadılar yani o maç başlangıcımızı herkes hatırlar. O Colin Kazım'ın direklerle dansı, daha sonra Uğur Boral'ın gelen golü, öne geçmelerine rağmen Semih'in
mucizevi golü. Ki yani, en yakın şöyle bir olay da oldu. Bayern Münih'in Alman milli takım oyuncuları Galatasaray'daki tribünleri gördü. Tribünleri gördü. Galatasaray bir Türk kulübünün bir Alman devine, daha doğrusu dünya devine karşı nasıl oynayabileceğini gördüler. Bunlardan dolayı bir baskı olabilir. Zaten Alman milli takımın üzerine baskı çok fazla. Dediğim gibi Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'nda alınan başarısız sonuçlar. Ardından Japonya'ya kaybediyorsunuz. Ya Tsubasa oynamıyor Japonya'da. Evet. Alt tarafı Hiroşima falan oynuyor yani. Onlar da olur. Bilmiyorum Almanlardan dediğim gibi. Galler'e ne diyorsun peki? Bir puan alırız. Galler maçına asılacağımızı düşünüyorum. Evet, şu an grubumuzda lideriz. Evet. Ama birincimiz, ikincimiz o belli değil. Onun netliği de bu maçla birlikte netlik kazanacak. Galler maçında lider olur muyuz? Maç nasıl biter? Ya Galler maçının resmi maç yani. Resmi maç, son gruptaki son maçımız. Galler gruptan çıkmak istiyor, Almanya'ya gitmek istiyor haklı olarak. Ya şöyle, Hırvatların gitmesini istemiyorum. Galler'e de yenilmek istemiyorum. Ne olacak Emre böyle? Evet yani... yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Öyle. Bak, yani, aslında biz rahatız aslında ama ileriyi düşünerek de bir hareket ettiğimizde yani evet, Hırvatistan riskli ama şöyle de bir durum var. Son maçımızı yendik. Yine yenebiliriz. Böyle de bir durum var. Yani Türkiye giderek şu anda da grafiğini yükseltiyor. Montella'yla bir moral buldu takım. Oyuncular moral buldu. Formlarını yakalıyor. Yani çünkü oynayan oyuncular liglerinde de bir form tutmaya başladılar. İyi oynamaya başladılar. Daha iyi maçlar göreceğiz diye düşünüyorum milli takım açısından. Ben de düşünüyorum ki hani Galler maçının biletleri de sanırım 1400 liradan satışa sunulmuştu. Çok uygun bir rakam olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü Galler'de oynuyorsunuz kur üzerinden bakarsak. Bizi yağmurlu bir Galler akşamı bekleyecek. Evet. Umarım... futbolcularımız gribal enfeksiyona yakalanmaz. Umarım. Yoksa Euro 2024'e falan da gelmezler. Kesinlikle. Çünkü baktığımızda Mart'ta başlayacak sanırım finallerde. Mart'ta Haziran. Da Almanya soğuk olur. Haziran'da Haziran'da başlayacak. Evet. Haziran'da yine soğuk olur. Olur. Almanya'nın havası belli olmuyor. Belli olmaz. Çünkü her yer ağaç Almanya'da. Bir bakıyorsun güneş açıyor, bir bakıyorsun fırtına götürüyor. Dediğimiz gibi bir vitamin falan alsınlar futbolcularımız. Gribal enfeksiyona yakalanmasınlar kaptanımızda olduğu gibi. Evet. Yani Hakan Çalhanoğlu'na da bilmiyorum, garip. Hadi Cengiz'i anlarım. Cengiz zaten ilk 11 oynamayacak. Sakatlıktan yeni çıktı zaten. Ya zaten kariyeri sakatlıklarla geçiyor Cengiz Ünder'in. Fenerbahçe'de istediği verim alamıyor Cengiz Ünder'den. Benim için bir fiyasko transfer oldu gerçekten. Maalesef. Çünkü Arda'dan gelen paranın yani 4/3'ü Cengiz'e yatırıldı. Kesinlikle. Ya çok büyük paralar yatırıldı. Yani bilmiyorum bence ya. Bence 4 Cengiz Ünder bir Arda etmez şu an. Ya şu anki haliyle değil tabii de. Ya 4 Ali... tane Cengiz bir Arda etmez. Başkan Ali Koç'un da dediği gibi. Yani 4 tane Cengiz alacağına bir tane Arda Güler al. Kesinlikle. Bu kadar basittir yani bunun algoritması. Galler maçı dediğim gibi Gareth Bale yok sanırım. Milli takımı bıraktı mı? Bırakma. Gerçi futbolu bıraktı adam. Gerçekten futbolu bıraktı. Şu an hatırladım. Hala eskilere gidiyor benim aklım. Çünkü çok sevdiğim bir futbolcuydu. Madrid'de yaptıklarını unutamıyorum. Attığı Rövaşat'a golü vardı Şampiyonlar Ligi'nde. O at Barcelona maçında attığı depar. İyi bir takıma sahip Galler. Bizi zorlu bir maç bekliyor. Umarım bizim ileride anlatabileceğimiz bir skorla oradan Türkiye'ye dönüş yaparız. Çünkü yendiğimiz takdirde ne diyeceğiz? Euro 2024 elemelerine lider olarak gittik. Evet. Bu bizim için müthiş bir şeydir ya. Bizim çocuklarımıza anlatabileceğimiz evet, müthiş bir şey. Evet, zaten Montella diyor zaten prestij maçı olacak evet. Diyor. Yani birinci olursak diyor bir prestij açısından iyi olacak diyor. Tabii torba kısmında da ufak bir değişiklik olacak ya, diyor. Şöyle de bir totemim var aslında. İkinci olarak çıksak, Euro 2008'de de ikinci olarak çıkmıştık ve tarih yazmıştık. Böyle bir totemim var. Yani ikinci olarak da çıkabiliriz. Ama şöyle bir şey var sevgili Can. Artık o kadar genç değiliz. Benim kalbim dayanmayabilir bu duruma. Yani çok kalbi ritmini bozan maçlar izledik evet. O yıllardaki ya. Maçlarda. Artık o kadar genç değiliz. Milli takım bizi daha fazla böyle heyecanlara götürmesin. Net goller, net farklar alalım. Kafamız rahat izleyelim bir turnuvayı da yani. Bu isteğim...
Yani duygusal bakıyorum olaya çünkü artık milli takımda keyifli bir maç izleyemedik. Hep hazırlık maçı, özel maç, Kazakistan maçı. İşte yani bizim dengimiz olmayan takımlarla yapılan maçlar yani bize keyif vermiyor. Hırvatistan maçı olsun şöyle bir güzel. Mesela Almanya maçı heyecanla bekliyorum. Yani gruptan çıkmamız bizim için ayrı bir mutluluk. Evet. Yani çok rahat, yani biz buna alışık değiliz. Rahat çıkıyoruz şu an. Hani bu da Montella farkıyla iki maçı almamızla alakalı bir durum. Yoksa şu an yine Galler'i yenersek, işte Hırvatistan 2 puan alırsa, işte 1 puan alırsa, şu şununla beraber San Marino gol atarsa öbür grupta. Aynen bilmem. Böyle bir ihtimale düşecektik. Doğru. Şu an rahat olmaya hiç alışık değiliz. Ya bunu da biraz tatmak istiyoruz. Derken milli takımın Almanya ile maçına yine döneceğim ben. Milli takımla Alman milli takımında forma giyecek bir oyuncu. Türk asıllı İlkay Gündoğan. Benim de hemşerim olur kendisi. Kendisine saygılar seviyorum. Pendikli miydi? Yok, Balıkesirli. Pardon. Balıkesir. Ben Balıkesirliyim. Ya ben Pendikli olduğum kalmış aklımda da şey, taraftarlarımız yine sordu Emre. Bu adam neden Pendik Spor amigosu gibi davranıyor? Ben Pendik'te uzun süre yaşadım. İstanbul Pendik'te yaşadım. Kendilerine Magnifico taraftarlarına da buradan sevgiler, saygılar. Saygılar. Pendik Spor'un taraftar grubu. Pendik'te uzun süre yaşadım. Duygusal bir bağım var orada yaşadığımız için. Peki. Ve Balıkesirliyim. Balıkesir'in medarı iftarı İlkay Gündoğan, hemşerimdir. Aynı zamanda annesiyle annem de arkadaştır. Aa, ciddisin. Öyle de bir durum var. Hatta ecnebiler benim oğlanı sakatladı diye de bir sitemleri vardı Manchester City'de oynarken. Uzun süre sakatlık yaşamıştı, hatırlarsın geçtiğimiz senelerde. Evet. Öyle bir durum var. İlkay Gündoğan Alman milli formasıyla Türkiye'ye karşı maç yapacak. Bu durumda kendisi de açıklamalarında diyor ki, bu maç benim için çok tuhaf geçecek, özel bir maç olacak diyor. İlk defa Alman formasıyla Türkiye'nin karşısına çıkacağım diyor İlkay Gündoğan. Açıklamalarının ilk bölümünü bir ekrana getirelim, ardından değerlendirmeye başlayalım İlkay Gündoğan'la. Türkiye'ye karşı ilk defa oynamak belki de biraz tuhaf olacak. Sonuçta memleketim, ailemin memleketi. Kadroda tanıdığım bazı oyuncular var. Çağla Arsöncü olsun, Hakan Çalhanoğlu da olsun. Yani sık sık karşı karşıya geldiğim bayağı oyuncu olduğu için ve tabii ki de sonuçta Türkiye olduğu için benim için çok özel bir maç olacak. Benim hatırladığım bir Mesut Özil, bir de Emrecan galiba. 2020'de Emrecan Türkiye karşı oynayan, Almanya formasıyla çıkan tek Türk kökenli futbolcular oldu. Onlar da aynısını dediler. Yani çok çok tuhaf, çok garip bir mücadeleydi ikisinin içinde. Benim için de aynısı olacağını düşünüyorum. Sonuçta tabii ki yani maç esnasında karşı takım olsun veya seyirciler olsun, herkes duygusal olacak. Herkes tabii ki takımını destekleyecek. Herkes en iyi bir şekilde futbol oynamak isteyecek. Yeni hocayla gerçekten müthiş başladılar. 2-2 yaptılar galiba. 2 maç 2 galibiyet. Bir de Hırvatistan'da, yani Hırvatistan deplasmanında 1-0 kazanmak çok iyi bir skor. Onun için yani bayağı iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin. Ve Avrupa Şampiyonası'nda da yani önemli bir rol oynayabileceklerini düşünüyorum. Ondan hariç tabii ki Arda Güler Real Madrid'e gitti. Çok yetenekli futbolcu. Hatta burada Antonio Rüdiger'la da konuşuyoruz bazen. O da çok beğeniyor. Tabii ki biraz daha fiziksel olarak eksikleri var. Bir de işte iki sakatlıkla çok iyi başlamadı Real Madrid dönemine, ama çok yetenekli olduğunu düşündüm. Hatta Mesut Özil de aynı şey demişti zamanında. Yani ona benzeyen bir Türk futbolcu varsa ilk isim Arda Güler'dir. Onun da geleceğini bayağı bir parlak görüyorum. Evet, İlkay Gündoğan Alman milli formasıyla Türkiye'nin karşısına çıkacak ve tuhaf bir maç olacak. Benim için özel bir maç olacak dedi. Ama olmadı İlkay be. 2-2 yaptılar herhalde demen de yakışmadı. Yani bir Türk asıllı bir futbolcu olarak Türkiye'nin de bu turnuvada, grupta ne yaptığında bir takip et bir zahmet diyelim. Açıklamalarına ne diyorsun canım? Yok, ben katılmıyorum sana Emre.
Neden? Neden katılmıyorum? Şimdi Almanya'da doğmuş büyümüş. Türkçeyi zor konuşuyor güzelce zaten. Güzelce konuşuyor. Bence her sene de gelir. Yok öyle şey Balıkesir'in değil yani. Balıkesir'in kendi yaşadığı ilçesinde, Dursun Bey ilçesinde de İlkay Günhan tesisleri de vardır. Tamam, yani kendisi yaptı. Zonguldak'ta. Düğününde Balıkesir Dursun Bey de yaptı. Hayır şeyden bahsediyorum. Yani kaç gün geliyor? 3 gün mü? 5 gün mü? Yani bir hafta gelmesi mı? Yeter. Onun yeter. Gelmesi orada yeter. Doğmuş, orada büyümüş, oranın kültürüyle yetişmiş. O belki de yurt dışındaki Almanya'da yaşayan akrabalarım bile her sene gelmiyorken yıldız futbolcumuz bizimkiler geliyor ya her sene. Sizinkiler iyi o zaman. Bizimkiler her sene gelmez ama İlkay Gündoğan her sene mutlaka gelir. Bence gelmese de ailesi de çok kızar. Çünkü kendileri de burada yaşıyor, Türkiye'de yaşıyor. Yok, Türkiye'de yaşıyor da dediğim gibi o yani o Türkçenin azizliğine yani uğramış bence. Yani ülkesine bağlı bir insan diyebiliriz. Tabii ki. Yani bu şekilde savunalım ama yani futbolun içindeyken de... Ya savunacağız da şöyle bir durum da var. Ülkesine bağlı. Her sene Balıkesir'e geliyor. Niye milli takım seçmedi? Zamanında şey gibi olabilir mi? Ona da bir değinelim. Mesut Özil durumu. Ya Mesut Özil inanamadım ya. Geçen gün bir açıklama yapıldı. Mesut Özil'in babası. Menajeri aynı zamanda değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Menajeri bir açıklama yaptı. Yani babası diyor ki Mesut diyor Türkiye milli takımını seçmek istiyordu. Ben Alman milli takımını seçmesini istedim. Kendisiyle konuşma yapıyorum, ikna etmeye çalışıyorum. Türk milli takımı onu seçmek istiyor. O yönden Almanya'ya ısrar ediyorum diyor. Ama şöyle bir durum oluşuyor. Komik bir durum aslında. Mesut demiş ki babasına, baba yani bir yerimi kessen kırmızı akar. Yani ben Türkiye milli takımını seçmek istiyorum. Yani Mesut'un babası da demiş ki yani kimin bir yerini kessen herkesin kırmızı akar. Sen Alman milli takımını seç demiş ve ne olmuş? Mesut Özil ikna olmuş. Yani buna nasıl ikna oldun Mesut? Çok ikna edici bir konuşmaymış babasını yaptı. Gerçekten ben şok oldum biliyor musun? Yani böyle, bu kadar basit miydi ya? Biz o zaman bu kadar basitse biz nasıl ikna edemedik Mesut'u? O da ayrı bir soru. Gerçekten ayrı bir soru. Komik bir olay mı desek, trajikomik bir olay mı desek Mesut Özil adına. Evet. Yani bu bilmiyor muydu acaba herkesin bir yerini kestiğinde kırmızı kan aktığı? Gerçekten çok ilginç ya. Acaba şey mi var? Al yuvarları fazla Mesut Özil'in. Ondan dolayı mı Almanya'ya yani, gitti? Ne oldu bilmiyorum yani? Bilmiyorum yani. Tabii orada yaşamanın da bir illaki bir etkisi vardır orada oynamanın. Tabii vefa göstermek istiyor olabilirler. Çünkü onları bu noktalara getiren, evet, bu paraları kazanmalarına sebebiyet veren Alman futbol endüstrisidir. Ve onlara vefasını göstermek, karşılık vermek için de bu formayı seçmiş olabilirler. Biz tabii ki duygusal bakıyoruz bu olaya. Futbolcular profesyonel olarak bakıyor olaya. İlkay Gündoğan'ın ilk açıklamaları buydu. Eklemek istediğim bir şey varsa devamındaki konuşmalarını da ekrana getireceğim. Devamındaki konuşmalarını dinleyelim, toplu değerlendirelim. Tamam, toplu değerlendirelim. İlkay Gündoğan devamında neler demiş bir ekrana getirelim. Sonra tekrar değerlendireceğiz. Televizyonun ekranlarının karşısında olan seyirciler için güzel bir maç olsun. O da herkesi mutlu eder düşünüyorum. Tabii ki hep kolay değil çünkü çoğu zaman aynı zamanda oynadığımız için ancak özetine bakabiliyorum, maçların özetlerine. Yani bu milli takım olsun veya hatta Süper Lig olsun yani maçların özetlerine bakmasını severim. Sonuçta yani biz de, ben de tabii ki aile olarak biz de Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'na katılmasından çok milyonlarca Türk olduğu için veya Avrupa'da genelde milyonlarca Türk olduğu için yani Türkiye için, Türk insanları için çok güzel olacağını düşünüyorum. Ve aynı anda da yani bizim için de çok güzel olacak. Onun için yani sık sık takip etmeye çalışıyorum. Her zaman da olmasa, her maçta olmasa da Türkiye'yi iyi görüyorum. Yani yeni hocayla gerçekten müthiş başladılar. 2-2 yaptılar galiba. 2 maç 2 galibiyet. Bir de Hırvatistan'da yani Hırvatistan deplasmanında 1-0 kazanmak çok iyi bir skor. Onun için yani bayağı iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin. Ve Avrupa Şampiyonası'nda da yani önemli bir rol oynayabileceklerini düşünüyorum. Ya Cenk Tosun yani tabii ki arkadaşım ama yani çok iyi bir forvet olduğunu düşünüyorum yani. Yani belki de eğitimini Almanya'da gördüğü için bizim bağlantımız tabii ki daha da bir başka. Everton'da olduğunda
Zaten sık sık görüşüyorduk. Everton Manchester, Liverpool Manchester mesafesi fazla olmadığı için. Çok sevdiğim bir forvet. Maalesef geçen senelerde yani çok büyük sakatlıklar yaşadığı için sık sık oynayamadı, performansını gösteremedi ama inşallah Avrupa Şampiyonası'na kadar hazır olur ve iyi. Evet, İlkay Gündoğan'ın açıklamaları bu yöndeydi. En sonda yani baktığımızda da futbolcuları da iyi tanıyor, değerlendirmesini de yapıyor. Maç özetlerine de bakıyormuş. Yani helal bir takibiyeti olsun, var ya. Helal olsun, maç özetleri izlemek yani o kadar vakti yok. Ama yok, bahanesi yok. Çok mantıklı. Biz de aynı saatlerde maç yapıyoruz, izleyemiyorum. Yok. En iyi ihtimalle diyor, şeye bakıyorum diyor, özetlere bakıyorum. Aynı diyor. Saatlerde falan maç falan yapmıyor. Emre yani biz biliyoruz, teknoloji var, takip edebiliyoruz yani. Yo, şaka bir yana gerçekten çok beğendim, çok sevdiğim, beğenerek izlediğim bir futbolcu kendisi. Barcelona'ya transfer oldu bu sene. Evet. Bu sene yıllardır Manchester City'de Pep Guardiola ile beraber. Hayalimdi diye bir açıklaması evet, da var. Birlikte çalıştı, Şampiyonlar Ligi finalini kazandı. Kendi ülkesine geçtiğimiz sezon Inter'e karşı. City gibi bir takımın zamanı gelince kaptanlığını yaptı. İlk 11'nin vazgeçilmez oyuncularından birincisiydi. Tesisine de yeni ismi verildi İlkay Gündoğan'ın. Evet, evet. Gerçekten çok büyük bir değer olduğunu düşünüyorum. Yani şunu da isterim. Umarım kariyerinin sonunda Türkiye'de izleme şansı buluruz kendini. Umarım ya da artık Arap liglerinde mi görürüz kendisini? O da olabilir. Yani şu an her futbolcu gidiyor. Çünkü bir şey diyemiyoruz artık. Gerçekten gitmeyen kim kaldı? Bir Messi evet. Kaldı. Messi'nin de gittiği yeri görüyoruz. Adam 7 evet. Golle yani tarihin en golcüsü oyuncusu oldu MLS'te, Amerikan evet. Futbol Ligi'nde. Balon d'Or aldı bir de. Evet, o da balon. Canımı sıkan bir durum. Yani o balon bilmiyorum. Bir gün patlayacak ama ne zaman patlayacak bilmiyorum. O zaman balon şöyle d'Or. Devam edelim. Euro 2024'ü konuşuyoruz. Milli takımın gidişatını konuşuyoruz. Ama bu Euro 2024'te futbolcular neyle oynayacak? Hangi topla oynayacak? UEFA bunun açıklamasını yaptı. Euro 2024'ün top tasarımını paylaştı. Ekranlara gelen top bu şekilde milli maçlarda Euro 2024'te oynanacak. Karşılaşmalarda bu topla oynanacak. Bu kupa kazanılacak. Ekranda gelecek şekilde. Topun tasarımına ne diyorsun? Alman bayrak renkleri var. Ben şeye benzettim. Bu biz küçükken mahallede top oynarken bir yerimize gelince bizi mahveden bir top vardı. Hatırlar mısın? Evet. Yani o hafif böyle sulu olurdu, çok sert olurdu, canımızı çok yakardı. O topa benzettim. Diyorsun, yani gerçekten o topa benzettim. Çok hoşuma gitmedi. Neden hoşuma gitmediğini de bilmiyorum, anlayamadım açıkçası. Daha iyi tasarımlar ama tasarım konusunda Almanlar sıkıntılı ya. Gerçekten evet, yani üretir ama tasarımına pek şey yapmadım. Evet, tasarım konusu bilmiyorum. Üstünde de futbol aşkı yazıyor zaten topun. Tamam, futbol evet. Aşkı da daha iyi bir tasarımın ya tasarım yapabilirlerdi. Bilmiyorum, dediğim gibi benim çok hoşuma gitmedi. Top teknolojik olarak donatılacakmış. Birçok sensör bulunacakmış hem üzerinde hem içinde. Bununla beraber bu arada bu top ilk defa kullanılacak böyle teknolojiye sahip bir top Avrupa şampiyonalarında. Bizim için daha iyi olacak. Hani offside tartışmasıymış. Yok işte gol mü değil mi, top çizgiye çıktı mı çıkmadı mı, bunları bu sensörler sayesinde çok net bir şekilde görebileceğiz. Evet. Ama dediğim gibi tasarım hoşuma gitmedi. Bilmiyorum sen nasıl değerlendiriyorsun ama tasarımı. Yani nihayetinde top çok da tasarımına bakmıyorum aslında. Çok da kötü değil. Alman bayrak sembolleri renklerini taşıyor. Yani daha iyi bir şey olabilirdi diye bakıyorum. Çünkü üçgen geometrik şekillerdir. Renkler var yani. Dediğin gibi tasarımı biraz olmamış. Üzerinde pek durmaya da gerek yok aslında. Kesinlikle. İstersen devam edelim. Burak Yılmaz'la. Burak Yılmaz milli takıma gitme yolunda bir açıklama yaptı. Burak Yılmaz'la ilgili konuya vakıfsan istersen bir ön bilgi vereyim. İstersen bir açıklama isterim senden. Yani Burak Yılmaz daha Beşiktaş'ı bıraktığında ne dedi? Beşiktaş'ı bıraktı. Keşke gelmeseydim dedi. Böyle evet. Bir açıklama yaptı. Bunun konuştuğumuz programda biz burada konuştuk Emre. Söyledik yani. Bu adam muhtemelen Montella'nın yardımcısı olur. Futbol Federasyonu'nda bir görev alır. Şu olur, bu olur. Bunu söyledikten 2-3 gün sonra bazı açıklamalar geldi. Hamit Altıntop çıktı. İşte Burak Yılmaz'a demiş. Biz senin arkandayız. Şöyle böyle. Yani Beşiktaş'a zarar veren bütün insanlar neden mükafatlandırılıyor?
Yani şunu da anlamıyorum ben. Ben daha Türkiye Futbol Federasyonu'nda Hamit Altıntop'u sindiremezken. Evet. Şimdi Burak Yılmaz karşımıza milli ekipte yer alacak. Yani garip yani adamın bir dediği bir dediğini tutmuyor. Şenol Güneş için işte babamdır şöyle ben onun sayesinde Beşiktaş'a tekrar geldim derken yani yaptığı açıklamalarda Şenol Güneş'e demediği lafı bırakmadı. Abu Bakar'a Beşiktaş'ın forvetine ya dedi işte adam 4 ay sonraki alacaklarını istiyor diye bir karalama kampanyasında bulundu. Evet. Ya bunlar olacak şeyler değil. Evet, yani, Instagram paylaşımını bir görelim istersen. Tabii, bir ekrana evet. Gelsin Burak Yılmaz'ın Instagram'da ne paylaşmış, neler söylemiş. Yani. Şenol Güneş'e veda ettiği bir paylaşım var. Bir yazı paylaşmış. Hocamsın, uzun zaman birlikteyiz, peşindeyim gibi vesaire duygusal paylaşımlar yapılmış. Ama gel gör ki Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yani... Çok değişik açıklamalar, ya, bir 160-180 derece bir dönüş var. Şunu söyleyebilirim, yani. Bu açıklamalar çok eski açıklamalar veya paylaşımlar değil. Yani hadi bir ay olsun, iki hafta olsun, üç hafta olsun. Keza aynı şekilde şu an ekranlarda da görüyoruz. Abu Bakar gol attıktan sonra sarılıyor ve Abu Bakar'la ilgili açıklamalarda bulunuyor. Hani iyi bir karakterdir, şöyledir, böyledir ve takımı bıraktıktan sonra... İstifa ettikten sonra Abu Bakar'a çirkin söylemlerde bulunuyor. Adam evet. Sürekli bir yere yamanmaya ama çalışıyor. Ama yine bir sinyal vermiş Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'ın bir açıklaması da var. Hamit Altıntop'la ilgili bir açıklama var. Onu da bir ekranlara getirelim isterseniz. Burak Yılmaz milli takımda demiş ki benim yalnız olmadığım hissettiren biri var. O da Hamit Altıntop. Hamit Altıntop'la görüşeceğiz demiş. Kendisi bana yalnız olmadığımı hissettiren biri var. Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop. Görüşeceğiz demiş. Yani buradan da bizim yürüttüğümüz fikir, kulislerden edindiğimiz bilgi de Montella'nın yardımcısı olacağı yönünde şekilleniyor durum. Yani Burak Yılmaz daha Beşiktaş'a faydalı olamazken milli takıma nasıl faydalı olacak? Akıllarda tek bir soru. Halil Altıntop'a ne oldu Emre? Evet. Kardeşine kıyak geçmeyip Burak Yılmaz'a kıyak geçen çok ilginç değil mi ya? Yani adam kayboldu, doğru diyorsun. Ben hiç görmüyorum. Bir araştıralım onu. Önümüzdeki bölümü evet, bir hazırlayalım. Yani sen muhabirlerine bir haber ver, ben muhabirlerime haber vereyim. Bu konuyu ayrıntılı bir değerlendirelim. Şöyle bir durum da var. Yani, evet, Halil Altıntop'u arıyoruz şu an. Evet. Halil Altıntop'a ne oldu? Halil, gerçekten ne oldu? Ben de merak ettim. Şu an çok merak ettim ya. Müthiş aydınlattın beni şu an. Ha, teşekkür ederim. Merak ettim. Teşekkür ederim. Evet, Burak Yılmaz... milli takıma gitme yolunda şu an sözleriyle aldığımız bilgilerde evet. Montella'nın yani. Yardımcısı olacağı yönünde. Şöyle yani şöyle bir entegre edilecek. Montella ne der bu durumu bilmiyorum. Şöyle bir durum da var. Beşiktaş'tan istifa ettikten sonra o açıklamalardan sonra Beşiktaş'ı sosyal medyadan takipten çıkarıyor. Birçok işte laf ediyor. Bunun ardından Beşiktaş'ın kaptanı Necip ve gerçek bir Beşiktaşlı olan Cenk Tosun ne yapıyor? Sosyal medyadan aynı şekilde Burak Yılmaz'ı çıkarıyor. Evet. Yani bunlar Burak Yılmaz Beşiktaş Kongre'li üyeliği var şu an. Düşürülsün. Evet. Kongre üyeliği düşürülsün. Çok kısa kaldı. Şu bilgileri de milli takım nazarında bir değinelim istersen. Penaltı kullanım istatistikleri var. Rejiden de rica edeceğim onu ekranlara getirmelerini. Yani en iyi 5 ligde 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de dahil 5 artı Süper Lig, 5 iyilik ve Süper Lig dahil penaltıda en iyi topçular. Baktığımızda birinci sırada Inter formasıyla Hakan Çalhanoğlu. Milli takımda sahada yerini bulamadığımız kendisini yine onu da arayacağız milli takımda. Muhtemelen. Buluruz muhtemelen ama penaltılarda 5'te 5 yapmış. 5 penaltı kullanıyor 5'te 5 yaparak. Hakan Çalhanoğlu Inter forması birinci sırada. Yani şunu söylemek istiyorum. Gribel enfeksiyona yakalanmıştı ya kendisi. Kadrodan çıkarıldı. Bana ulaşırsa çok güzel bir çay tarifi veririm kendisine. İyi geliyor gribel enfeksiyona. Yani evet milli formayla en fazla gol atanlara da bir bakalım istersen. Milli takımla en fazla gol atanlar, Messi'cilere sesleniyorum. Cristiano Ronaldo birinci sırada. Evet. 127 gol atmış Portekiz formasıyla. Messi üçüncü sırada 106 golle. Sen Messi'ci misin, Ronaldo'cu musun?
Ben Ronaldo'cuyum. Messi'yi ben sevmiyorum ya. Gerçekten bir sevmiyorumdan kastım. Messi'yi fazla çok parlatıyorlar gibi geliyor kesinlikle bana. Ronaldo daha emekçi gibi geliyor. Yani emektar ya. Buraya gerçekten kazıya kazıya geldi bugünlere kadar. Messi'ye baktığımızda Barcelona'da arkanda yok Xavi, Iniesta, sağda bilmem Ronaldinho, solda Henry. Bunların önünde ben de o kadar gol atarım. Sen de atarsın. Atamaz mıyız yani? Atarız milli canım, takımda yapmıyorum. Yani Dünya Kupası alana kadar milli takımda ne yaptı Messi? Hiçbir şey. Çünkü evet, milli takım iyi değildi. Yani şuradan da bakmak istiyorum olaya. Son maçta bu Katar'da oynanan evet, maçta final maçında bir Mbappe, Fransa'daki Mbappe kadar mücadele verdiğini düşünmüyorum ben Messi'nin. Yani Fransa'da tek başına adam o final maçında bir şeyleri değiştirmeye çalıştı ve güzel de top oynadı. Yani Messi bilmiyorum ya, ben de senin gibi Ronaldo'cuyum. Devam edelim. Şunu diyebiliriz o zaman, Ronaldo adamdır. Ronaldo adamdır. Evet. Evet, en çok şut çeken ülkeler sıralamasına baktığımızdaysa birinci sırada Fransa, maç başı ortalama şut olarak bakıldığında 19 şutla Fransa önde. Türkiye 8. sırada 16.4 şutla maç başı ortalamasına baktığımızda yine milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ekranlarımızda. Evet. Yani orada 16.4'ün .4'ü Hakan sanırım, Hakan Çalhanoğlu. Yok adam şut atıyor da Hırvatistan maçı mıydı Emre? Bir şutu vardı. Letonya evet, maçı mıydı? Şu an hatırlamıyorum. Son iki maçtan birinde yayın üzerinden bir şut atıyor ve şut topun stadın dışına gitmiş biliyor musun? Orada bir simit de açmış. Tabii tabii, orada bir köfteci amcamızın kafasına gelmiş şut. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hani lakayt mi oynuyor, ben anlayamıyorum. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ne Inter'de, ne Milan'da, ne Hamburg'da. Yani o evet, kadar kariyerli bir futbolcu. Böyle bir şut olamaz ya. Gerçekten olamaz. Yani şu an şeyi de söyleyebiliriz o zaman. Yani şöyle bir durum var. Gribal enfeksiyonla kendisi kadrodan iznini istiyor. Real Madrid'de kendisi iyileşsin diye Arda'yı milli takıma göndermek istemiyor dedikoduları var. Hatta Real Madrid'in doktoru da, 2017'den bir doktoru olan Hırvat doktoru da Arda Güler yüzünden gönderildi diye bir dedikodu da var. Arda Güler biliyorsun ki kadroda yok. Evet. Real Madrid'de sakatlıktan dolayı bir dinlendirilme bahanesiyle milli takıma çağrılmadı. Böyle bir anlaşıldı. Ancelotti ile Montella'nın bir işbirliği olabilir ki İtalyan vatandaşı. Ben olduğunu düşünüyorum. Akıllarda böyle bir soru işareti vardı en azından kendi açımdan. Ama böyle bir tabloya baktığımızda buna ikna oldum diyebilirim. Hı-hı. Yani Real Madrid büyük yatırımlar yaptı Arda için. Çok büyük bir yetenek olduğunu düşünüyorum kendisinin. Ama adam 4 evet, ayda 3. kez sakatlandı. Ve sakatlığını tam olarak atlatamadı sanırım veya atlattı. Çünkü Braga maçında ilk 18'e alınmıştı oynamasa dahi. Ama milli takıma göndermek istemedi. Son bence bir istatistiğimiz kalmış. Onu da süremiz bitmek üzere. Bir görelim istersen. Serie A Ligi'nde, İtalya Serie A Ligi'nde en çok gol atan futbolcularda rekor tazelendi. Türk futbolcularda yani. Hakan Çalhanoğlu yine Inter formasıyla İtalya'da futbolunu konuşturuyor. 37 golle. 37 golün 36 penaltı mı biliyor musun? Yani tartışılır değil evet, mi? Değil mi? Tartışılır. Yani böyle bir durum var. Hakan Çalhanoğlu yine İtalya'da adından söz ettiriyor. Hatta teşekkürlerini iletti rekor tazelendiği için. İkinci sırada Şükrü Gülesin geliyor. Evet, Şükrü Gülesin'e bir parantez açabilirim eğer tabii, vaktimiz varsa. Kendisi, çok az bir vaktimiz evet, var. İyi bir Beşiktaşlıdır. Beşiktaş'ın en iyi, en parlak oyuncularından biriydi. İtalya'ya gönderen kişi de, götüren kendisini de Giuseppe Meazza. Bilirsin, İtalyanların efsane oyuncusu. Şu an Inter'in stadyumunda ismi aynı evet, zamanda. Palermo'ya gidiyor. Lazio'da oynuyor. Daha doğrusu ilk Lazio'ya gidiyor. Teknik direktörle kavga ettiği için İtalya'da Palermo'ya kiralanıyor. Palermo'da bakıyorlar, bu adam atıyor gol. Evet. Santrafor zaten kendisi. Atıyor da atıyor, evet, atıyor da atıyor. 36'ya kadar da gidiyor. Evet. Rekorda şu an Türk futbolcularda ikinci sırada. Dördüncü sırada yine şu an tanıdığımız bir isim Cengiz Ünder var. Son yani sırada da atladık. Fenerbahçe. Bülent evet, Esel'i atladık. Bülent, o da iyi bir Beşiktaşlıdır. 27 golle. Üçüncü evet, sırada Bülent Esel. Beşinci sırada ise Fenerbahçe'nin simge ismi Can Bartu. 13 golle biz de Türk, en çok gol atan Türk futbolcu olarak ismini
listelere yazdırıyor diyelim ve spor saatinin bugünlük sonuna gelelim. Can, evet. Eklemek istediğin, söylemek istediğin son bir söz var mı? Umarım spor adına güzel bir hafta biz bekliyor olur. Daha çok şey konuşacağımız şeyler olur. Euro 2 maçlarda da Almanya maçı olacak, Galler maçı olacak. Evet. Başarılı şekilde döneriz maçlardan. Evet, spor saatinin de bugünlük sonuna geldik. Milli takımı konuştuk, Almanya ile ve Galler'le yapacağı maçları konuştuk. Sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle Almanya maçını, Galler maçını değerlendirmek üzere. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.